Araçlardaki cam filmi tartışmaları devam ediyor. Son bilgilere göre yeni yapılacak düzenlemede Avrupa Birliği ülkelerindeki standartlar esas alınacak. Yani arka camlara serbest, ön camlara yasak diye de özetlenebilir. Detaylar için arkadaşımız Okan Ateş'e döneceğiz. Konuğu da Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Başkanı Serkan Bakırtaş olacak. Okan, sözü size bırakıyoruz. Ece Öner, konuyla ilgili birçok tartışma var. Hatta bazı rakamlar bile verildi bazı haberlerde. Ancak şu anda kesinleşmiş bir rakam yok. Öncelikle onu söyleyelim. Bu konuyla ilgili tek yetkili federasyonda İstanbul Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu ve o federasyonun başkanı Serkan Bakırtaş şu anda yanımızda. Bize yeni yapılan çalışmanın detaylarını aktaracak. Efendim, şimdi herkesin merakla beklediği konu bu cam filmlerin ne olacak? Çünkü büyük bir tartışma konusuydu. Yeni çalışma bize neleri getirecek ve ne zaman yayınlanmasını bekliyoruz? Evet. Biz Türkiye Otomobil Bakım Dernekler Federasyonu olarak 2013 yılından beri mesleki yeterlilik kurumuyla çalışmalarımız devam etmekte. Dolayısıyla bu konu hakkında tek yetkilendirilmiş kuruluşuz. 2018 yılında da tüm çalışanlarımızı belgelendiriyor olacağız. Belgelendirmeye başlayacağız. Bu konu ziyadesiyle kamuoyunu meşgul etti. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu irade bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ne bekliyoruz yeni çalışmalarda? Şunu söyleyeyim ben. Burada tabii 5 milyon insanın mağduriyetini de önüne geçildi. Ondan sonra da Sayın İçişleri Bakanımız gerekli talimatı verdi. İlgili bakanlıklar, İçişleri Bakanımız, Bilim Sanayi bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptı. Nihai kararı Sayın Başbakanımız verecektir. Yakın zamanda Sayın Başbakanımızdan konuyla ilgili açıklama bekliyoruz ve bu açıklamanın dikkate alınması gerektiğini ben buradan duyurayım. Bundan sonra da tabii biz de kamuoyunu bilgilendireceğiz. Hangi koşullarda hangi filmler serbest? Ondan sonra bu açıklamaları kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Peki beklentiler ne yöndedir? Hani ne kadar koyu olacak ya da ne kadar açık olacak, içi mi görünecek, ne olacak? Bunlarla ilgili cevaplar en azından vatandaşın kafasında bir şablon oluşması için. Biz bununla ilgili Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne zaten araçları yaptık. Gerekli teknik destekleri verdik. Özellikle MOBESE kameralarının görüntü alması için milli güvenlik çok önemli. Koyuton cam filmlerine ilk günden beri biz de karşı olduğumuzu dile getirdik, açıkladık. Dolayısıyla emniyetin görüntü alabilecek şekliyle cam filmlerini serbest olmasını bekliyoruz. Bu konuda da yakın zamanda Sayın Başbakanımızın yaptığı açıklamadan sonra konu netliğe kavuşacaktır. Bu konunun dışındaki kamuoyunda olan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini ben burada altını çizeyim. Yani arka camda serbest ya da %70 oranı olacak vesaire, bu tip haberler şimdilik doğru değil, öyle mi? Değildir. Kesinlikle bunlara itibar edilmemeli. Ama Avrupa Birliği kriterleri göz önünde bulundurulacak. Evet, kesinlikle Avrupa Birliği kriterleri göz önünde bulundurulacak. Malum burada koyu ton camlar da var. Bununla ilgili de çalışmalar yapıyor. Bunların tamamı göz önünde bulundurularak zaten bir karar verilecek. Biz de sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi arkamızda da örnekler var. Onlara doğru isterseniz birlikte gidelim. Bakın, şimdi burada iki araç var yanımızda. Biri iyi, biri de kötü örnek diyebiliriz aslında. Bu sağımızdaki araçta içi görünüyor. Şu an biraz yağmur yağıyor tabii. Çok fazla göremiyoruz ancak insan gözüyle bakıldığında ya da MOBESE kameralarıyla bakıldığında burası çok rahat görülüyor. Evet, cam açtığımızda daha rahat görebiliyoruz. Net bir şekilde orta ton cam filmi. Bu orta tonu da zaten dışarıdan kesinlikle trafikte de görüntüyü engellemeyecek şekilde cam filmi trafik kazalarının da önüne geçecek. Bu 05 zaten en büyük sıkıntı koyu ton. Koyu ton olmadıktan sonra bu tarz cam filmleri sağlık açısından da çok faydalı olduğunu her zaman dile getirdik biz. Ama solumuzda da bir kötü örnek var. Bakın, o da hemen bu tarafta. Kameraman arkadaşım Özden Öztürk gösterecek. Bakın, tamamen karanlık, simsiyah, içerisi görünmüyor. Bu araçlar zaten ceza alıyorlar. Yeni yapılacak çalışmadan sonra da yine bu tip cam filmi olan araçların sürücülerine ceza kesilecek, onu belirtelim. Şöyle bir şey de var. Cam filmini tamamen kötü olarak görmek de tabii ki yanlış. Sağlığa da yararlı. Neden? O sorunun cevabını da hemen soralım. Evet. Cam filmi aslında Çin'de bile cam filmi uygulandığı devletin destekleri var. Cam filmin enerjiye sunduğu katkıdan dolayı, dolayısıyla aslında güneş gözlüğü gibi de düşünebiliriz. Kaliteli cam filmlerin hem klima yakıt tasarrufu hem de güneş gözlüğü gibi düşünebiliriz. Çok rahat bir şekilde güneşin UV ışınlarını kestiği için sağlık açısından çok faydası var. Ama tabii kaliteye göre fark da değişiyor değil mi? Çok önemli. Düşünün, 10 TL'de bir güneş gözlüğü vardır. Gözümüze ciddi zarar verir. Ama kaliteli bir güneş gözlüğü de tam tersi gözümüzü korur.
Ne kadar peki kaliteli bir cam filmi ve kalitesiz? Aslında bunun şeyini biz açıkladık daha önce de. Çok önemli. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunları sizlerle ileriki zamanda yayınlarınızda paylaşıyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi cam filmiyle ilgili şu anda kesin açıklamayı yakın zamanda Başbakan Binali Yıldırım'ın yapması bekleniyor. Ancak şurası kesin ki yeni yapılacak çalışmayla birlikte özellikle MOBESE kameralarının kesinlikle aracın içini görmesi gerekiyor diyelim sözü yeniden.